Siri, Apple'ın kişisel akıllı asistan ve navigasyon programı. Bu programın amacı soruları cevaplamak, tavsiyelerde bulunmak ve web hizmetlerindeki eylemleri gerçekleştirmektir. Siri sesli asistan sayesinde özellikle akıllı telefonunuz ile yapabileceğiniz birçok işlem bulunuyor. Bunlardan birisi de rehberinizdeki herhangi bir kişiyi arayabilmek. Ayrıca acil bir durumda acil çağrı merkezinde arayabiliyorsunuz. Bunu sadece Siri'nin yaptığını sanmayın. Android cihazlar için yazılmış olan Google Assistant ile de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Bu sesli asistanlar doğru komutlar verildiğinde ve doğru sorular sorulduğunda temelde hayatımızı kolaylaştırma amacı taşıyor. Verdiğimiz komutlarla yol tarifi, internet araştırmaları, not kaydettirme ve daha pek çok işlemi ekrana dokunmadan halledebiliyoruz. Bu asistanların acil numaraları arama özelliği sayesinde de birçok hayat kurtulmuştur. Bu videoda da sizlerle Siri sayesinde hayatları kurtulmuş insanları izleyeceğiz. Bir istisna hariç. İyi seyirler. Nevada çölünde kurumuş bir göl yatağında ters dönen cipte mahsur kalan Nate Felix, olay anında %80 felç olmuş ve iki omurgasını da kırmıştı. Çölde bir kış gecesinde ağır yaralı ve otomobilinin içinde sıkışmış kalmıştı. Soğuktan donmamak için köpeğini yanına yatırmış ancak bu da pek fayda etmemişti. Bütün geceyi bu şekilde geçirmesi imkansızdı. Çölde kendisi ve köpeğinden başka kimse yoktu. Aklına telefonu geldi ancak telefonun nerede olduğunu bilmiyordu. O anda aklına telefonunda bulunan Siri'yi kullanmak geldi. Hemen Siri'ye bağırarak 911'i aramasını söyledi. Telefon sesini algılamış ve 911'i aramıştı. Sağlık ekipleri oraya ulaştığında baygın olan Nate, 4 gün hastanede tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Omurgasında bulunan kırıklardan ve kısmi felcinin devam etmesinden dolayı tekerlekli sandalyeye bağımlı olsa da Felix, hayatta kaldığı için mutluydu. Croydon, İngiltere'de yaşayan Roman, annesinin hareketsiz yattığını görünce iPhone'u buldu ve annesinin elini kullanarak önce Touch ID'yi açtı ve Siri'ye sesli komut vererek acil servisi çağırdı. 15 dakikadan kısa bir sürede eve gelen sağlık çalışanları ilk yardımı yaparak annenin hayatını kurtardı. Polis, Roman'ın acil servis ile yaptığı aramanın ses kaydını yayınladı. Kayıtta Roman, memura annesinin öldüğünü söylüyor. Memur tam olarak ne olduğunu sorduğunda çocuk, "Annem gözlerini açmıyor ve nefes almıyor," diyor. Çocuktan adresin alınmasıyla 15 dakika sonra eve varan sağlık görevlileri anneye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdılar. İngiliz polis, bu olay çocuklara polisi veya acil servisi arayıp adreslerini söyleyebilmeyi öğretmenin ne kadar önemli olduğunun kanıtı sözlerine yer verdi. Florida'da tekneyle denize açılan 4 balıkçı kısa süre sonra şiddetli dalgalar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Durum gittikçe ciddileşti ve sonunda tekne su almaya başladı. Denizciler can yeleklerini giydiler ve yardım çağırmak için acil destek hattını aramaya çalıştılar. Ancak hem telefonlarının ekranları hem de parmakları sırılsıklam olduğu için bir türlü arama yapamadılar. İşte bu noktada balıkçıların yardımına Apple'ın sesli asistanı Siri koştu. iPhone kullanan balıkçılardan biri Siri'den 911'i aramasını istedi. Siri bu talimatı hemen yerine getirdi ve bu sayede balıkçılar sahil güvenliğe ulaşmayı başardılar. Balıkçılar kısa süre sonra helikopterlerle kurtarıldı. Charles City kentinde yaşayan 18 yaşındaki Gael Salcedo adlı genç buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte Winnebago nehrine uçtu. Kendine geldiğinde buz tutmuş nehre uçtuğunu anlayan genç tüm aramalarına karşın cep telefonunu bulamadı. Nehirde arabasıyla sürüklenen genç kıyıya çıkamayacağını anlayınca aklına cep telefonundaki sesli asistan uygulaması Siri geldi. Salcedo yüksek sesle "Siri 911'i ara" diye bağırdı. Siri sayesinde durumunu polise anlatan Salcedo'nun hayatı kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri genç adamı araçtan çıkarttı. İnsanlar Siri uygulamasını genelde eğlence amaçlı kullansa da aslında hayat kurtaran bir yardımcı kendisi. Tabi tek başına Siri'nin yapabileceği bir şey yok. Polis ekiplerinin de gelen bu çağrıları dikkate almaları ve büyük bir ciddiyetle yaklaşmaları çok önemli. Maalesef Siri aracılığıyla acil çağrı merkezlerini arayan ama görevli memurların ihmali ve sorumsuzlukları sonucu hayatını kaybeden insanlar da var. En çok bilineni Kyle Plush olayıdır.
10 Nisan 2018'de Kyle Plush dersi bittikten sonra tenis ekipmanlarını almak için Seven Hills'teki okul otoparkındaki arabasına döndü. Arabası 7 kişilik bir minivandı. 7 kişilik bir minivanda bagaj kısmında açılır kapanır koltuklar bulunur. Bu koltuklar normalde kapalıdır ve bagajda yer kaplamazlar. İhtiyaç halinde açılarak yolcuların oturması sağlanır. Kyle'ın arabasında da bu koltuklar açık bırakılmış. Kyle arabasının sürücü tarafındaki arka kapıdan arabaya binip bagajda bulunan koltuğun üstünden tenis ekipmanlarına uzanır. Bagaja doğru yaptığı eğilme hareketi sırasında koltuk kapanır ve Kyle bagaj kapağı ve koltuk arasında sıkışır. Sıkışma sonucu koltuk 16 yaşındaki Kyle'a yaklaşık 40 kilogram basınç uyguluyordu. Bu da nefes almasını ve hareket etmesini zorlaştırıyordu. Kyle bu zor durumdan kurtulamayacağını anlayınca yardım istemek için bağırmaya ve arabanın bagajını yumruklamaya başladı. Yardım çığlıklarına cevap alamayınca cebindeki telefona ulaşmak ve yardım istemek için hamle yaptı ama bulunduğu pozisyon telefona ulaşmasına engel oluyordu. Cebindeki telefonuna ulaşamayınca Kyle, Siri uygulaması aracılığıyla 911'i aradı ve görevli operatöre durumunu anlatmaya çalıştı. Fakat Kyle'ın sesi çok boğuk ve uzaktan gelmekteydi. Hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ayrıca görevli memurun sorularını da duymadığı için cevap veremiyordu. Bu durum yaklaşık 3 dakika sürdü. Dilerseniz konuşmayı dinleyelim. Cincinnati 911. This is the address of your emergency. Cincinnati 911. The Seven Hills web parking lot? I need help. Where are you? Hey, Siri. Hello? Hang on. Hello? Hello? Help. Help. Where are you? Hello? Where are you? Can you hear me? Yes. I'm outside the dining room. We're stuck here if you want. I'm trapped in my van. Hello? Where are you? I can't hear you. I'm in desperate need of help. What is the address? I'm in help. 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 I can't hear you. Where are you? Hello? I'm gonna die here. Where are you? Help! Kyle'ın araması sonucu olay yerine 15.22'de iki polis memuru sevk edildi. Polise, bilinmeyen acil durum, bir kadın Seven Hills'te arabasına sıkıştığını bildirdi. Arayan tam olarak anlaşılmıyordu. Telefonu kendisi kapattı, bilgisi verildi. Polisler otoparka vardılar ancak bu ihbarın bir tür şaka olduğunu düşünerek detaylı arama yapmadılar. 15.34'te Kyle Siri uygulamasını kullanarak tekrar 911'i aradı. Arama yaptığı sırada polisler hala otoparktaydı. Çağrıyı başka bir operatör açtı. Aralarında geçen konuşmayı dinleyelim. Cincinnati 911, what is the address for your emergency? Help me. Anyone there? I can't hear what you're saying. Just send quickly. I'm stuck. I'm ready to go. I'm the Odyssey fan. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die.
This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Beth. Send officers immediately. I'm almost dead. Seven Hills now. Can you hear me? Hey Siri. Hey Siri. I'm in a gold. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. All the blood. Hey Siri. Hey Siri. Çağrıyı cevaplayan operatör dedektiflere gelen aramada ses çok gürültülü ve anlaşılması zordu. Ben de anlayabilmek için TTY modunu aktif ettim dedi. TTY modu işitme ve dil bozuklukları olan kişiler için kullanılan özel bir moddur. Bu mod aktif edildiğinde sesi %75 azaltır. Yani operatör Kyle'ın sesini %75 düşürmüştü. 3 dakika sonra operatör aramayı sonlandırdı ve kendisi Kyle'ı aradı ancak telesekreter devreye girdi. Kyle'ın ailesi akşam olmasına rağmen çocuklarının eve gelmemiş olmasından endişelenerek polisi aradılar. Ailesinin verdiği bilgiler dahilinde okul otoparkında arabasını bulan polisler Kyle'ı bagaj kapağı ve koltuk arasında sıkışmış halde ve ölmüş olarak buldular. Kyle'ın ailesi polislere görevi ihmalden dava açtı. Mahkeme 2021'de sonuçlandı. Dava sonucunda mahkeme polis departmanını ve belediyeyi görevini ihmal etmekten suçlu buldu ve Plush ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Kyle'ın annesi hala o ses kayıtlarını izleyemediğini ve verilen tazminatın oğlunu geri getirmeyeceğini belirtti. Evet, videomuzun sonuna geldik. Akıllı asistanlar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin lütfen. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ama en önemlisi bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.